Metabolik solunum test sorularına başlıyoruz. Glikoliz evresiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hocam glikoliz neydi? Glikozdan pürüvata kadar olan kısım. Oksijenli ve oksijen solunumda ortak olarak gerçekleşir. Hatta fermentasyonda da vardır. Glikolizde kullanılan enzimler tüm canlılarda ortaktır. Ortak ortak enzim mantığı burada geçerli. Ökaryot canlılarda mitokon değil, herkes de gerçekleşecek ortak olduğuna göre. Glikozu aktifleştirmek için 2 ATP harcanır. Reaksiyonlara başlarken 2 ATP harcarız. Reaksiyonlar biterken 4 tane ATP sentezlenir. Substrat düzeyinde fosfolasyonla cevabımız ne olur? D seçeneği. Oksijenli solunumun krebs tepkimeleri ilgili hangileri yanlıştır? Mitokondrin matriksinde gerçekleşir. Doğru. Asetil koa molekülün oluşmasıyla başlar. Piruvat'tan arkadaşlar karbonu yoksa açığa çıkar. Bu sırada nad indirgenmeye devam eder. Tabi reaksiyonlara koenzim A denilen bir madde katılıp asetil koenzima oluşur. Ve bu olaylar arkadaşlar Krebs reaksiyonlarının başlamasını sağlar. Krebs reaksiyonlarında oksidatif düzeyde fosfolasyon değil, substrat düzeyinde fosfolasyonla ATP üretilir. Eğer bundan bahsediyorsa elektron taşıma sistemi ile alakalı yeri düşüneceğim. Yanlışı sormuş, yalnız 3 olacak. Solunum sırasında reaksiyona katılan işaretli bir oksijen molekülü için ifadelerinden hangileri doğrudur? Oksijen son elektron tutucusu, matriksteki hidrojeni de tutar, hop su oluşur. Bakın suyun yapısındaki oksijen oluşacak suyun yapısına katılır. Açığa çıkan karbondioksit de değil, o besinden gelen karbondioksit söz konusu olursa olur. Substrat düzeyinde fosforilasyon demiş ama burası elektron taşıma sistemiyle alakalı hocam. Oksidatif düzeyde fosforilasyonla ilgili o yüzden cevabım yalnız bir olur. Mitokondri faaliyetleri artan bir hücrede değişimlerinden hangileri gerçekleşir? Bir hücrede mitokondri faaliyet artıyorsa oksijen solunum artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar glikoz azalacak. Glikoz azalıyor. Ee, karbondioksit artacak var mı hocam karbondioksit artışı? Hocam karbondioksit artışından dolayı sitoplazma pH'i azalır yani asidiye kayar. Ozmotik basınç artar demiş. Ama bu reaksiyonlar sırasında su açığa çıkar ve monomer madde azalır. Dolayısıyla ozmotik basıncın azalması lazım. Oksijen tüketimi artar hocam. Mitokondri faaliyeti artmış çünkü. Su miktarı artar dedik. Metabolik sudan bahsettik. Cevap 3 ve 4 olur. Oksijenli solunum yapan bir hayvan hücresinde hangisi mitokondride gerçekleşmez? Karbondioksit oluşumu Krebs, oksidatif fosforilasyon ETS, glikozun piruvata dönüşmesi glikoliz, sitoplazma, oksijenin hidrojen ve Elektronla birleşik suyu oluşturması elektron taşıma sistemi. NADH ve FADH2 moleküllerin yükseltgenmesi elektron taşıma sistemi olur. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonunda pürüvik asit basamağından sonra farklı ürünlerin oluşması nedeni yani glikozdan pürüvata kadar glikoliz diyor. Glikoliz ortak reaksiyon. Peki bundan sonra neden birinde etil alkol, birinde laktik asit, birinde başka bir şey oluşuyor? Çünkü buradan itibaren arkadaşlar artık enzimler farklı. Normalde glikolizde ortak yan ortak enzim mantığı var. Artık buradan sonra arkadaşlar kullanılan enzimler farklıdır diyeceğiz. Geriye kalanlar şık doldurma buna odaklanın tamam mı? Biyoloji öğretmeni Aysun Hanım öğrencilerine fotosentez ve oksijen solunum tepkimelerinde olaylarından hangileri ortak gerçekleşir sorusunu yöneltmiş. Buna göre hangisinin cevabını doğru kabul etmiştir. Şimdi ATP üretimi ve tüketimi. Hocam bu solunumda da var fotosentezde de var. ETS elemanları solunumda da var fotosentezde de var. Ortamın pH'inin düşmesi bu solunumla alakalı karbondioksit açığa çıkıyor mesela. Besin ve oksijen üretilir bu da fotosentez. Peki hocam bizim olayımız ortağı bulmak değil mi? Ortakta nedir? 1 ve 2. Kim 1 ve 2 cevabını vermiş? Tunahan vermiş. O zaman Tunahan doğru cevaplamış diyeceğiz. Peki. Oksijenli solunum ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Glikoz su ve karbondioksite kadar parçalanır. Oksijen elektron olarak indirgenir. Elektron alan indirgendi bakın hiç elektronu yoktu hop bir anda elektron oldu. SDF ve oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir. Evet glikoliz ve krebste bakın bu çok değerli glikoliz ve krebste SDF elektron taşıma sisteminde ODF. Koenzimlerin indirgenmesinde ETS enzimleri görev alır indirgenmesinde değil yükseltgenmesinde. Ökaryotlarda mitokondri kullanılır cevabımız D seçeneği olur. Glukoz içeren çözelti içerisine bir mayası eklenmiş. Havası alınmış. Bakın burası çok değerli. Havası alınmış cam kabın içine aktarılmış ve ağzı balonla kapatılmış. Bir süre sonra kabın ağzındaki balonun şekildeki gibi şiştiği gözlemlenmiş. Buna göre balonun şişmesine olaylarından hangileri neden olmuş olabilir. Hocam maya 24 saat sonra hava alınmış bir ortamda bile burada bir gaz oluşuyorsa benim aklıma itil alkol fermentasyonu gelir. Çünkü orada karbonuks açığa çıkar. Açığa çıkan su bu arada su bar solunumda çıkıyor. Mayanın yaptığı fermentasyondur. Mayanın yaptığı solunum değildir. Fermentasyondur. Fermentasyonla oksijen solunumu sakın bir tutmayın. amana Peki. Devam ediyorum hocam. Verilen bilgilerden kaç tanesi hem oksijenli hem de oksijensiz solunumda ortaktır? Mitokondri kullanımı. Hocam bir kere oksijen solunum nerede gerçekleşiyor? Prokaryotlarda. Prokaryotun mitokondri yok. ETS var. Son elektron tutucusu oksijen. Oksijenli solunumdur hocam bu. Organik moleküllerden hidrojen ayrılması sonuçta bir yıkım. Nadaşlar oluşuyor. Fadaşikler oluşuyor. Sonuçta bu nadlar ve fadlar hidrojen nereden buluyor? ETS kullanılır. Hocam 2, 4, 5, 3 tane. Şemada organik moleküllerin hangi basamakta solunuma katıldıkları gösterilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Depolanmış trigliseritler bakın gliserol ve yağ asitleri üzerinden. Glikoz işte glikoliz reaksiyonlarına girmiş. Gliserol olmuş bakın. Pirüvik asit devam etmiş. Sitrik asite dönmüş. Bir lipojenez yolu var kırmızıyla çizilmiş. Yani lipid üretimi. Bir de lipoliz var lipidin yıkımı moleküller karbon sayısına göre tepkimeye katılır. Gerçekten öyle mi hocam? Gerçekten öyle. Hatta ben bunu ise amino için vurguladım. Amino karbon sayısına göre işte 2 karbon, 3 karbon, 5, 6 karbon şeklinde. Ama burada da zaten 6 karbonlu glikoz glikolizden, gliserol 3 karbonlu, 3 karbonlu pegal üzerinden, asetil grupları 2 karbon, 2 karbon üzerinden girer. Gliserol glikoliz tepkimelerine katılırken yağ asitleri asetil koa ile katılır ki ben bunu zaten burada görüyorum. Bu ifade tamam. Glikoz glikoliz basamağındaki tepkimelere katılır. Zaten adı glikoliz arkadaşlar. Tamam mı? Bu ifadede doğru bir ifade oldu. Verilen bilgilerden hangisi solunum ve fotosentez reaksiyonları için ortak olamaz? Su hem kullanılır hem oluşur. FAD koenzimi görev alır. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, enerji dönüşümü vardır. Kimisi ışıktan kimyasal enerji kimisi işte kimyasal enerjiden ısı enerjisine ATP enerjisine tepkimeler enzimatik ATP sentezlenir ATP yıkılır ikisi de doğru ifade. Glikoliz olayı özetlenmiş glukoz piruvat, nad, Buna göre glikoliz ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Reaksiyonlar sırasında karbondioksit oluşması doğru. Glikozun aktifleştirmesinde 2 ATP harcanır. Doğru. 2 adet NAD molekülü yükseltgenmez, indirgenir. NAD molekülü ne olur? NADH olur. Doğruyu sormuş. 1 ve 2 olacak. Resimde glikoz ile başlayan oksijen solunum evreleri şematik olarak gösterilmiş. Peki, buna göre şema ile ilgili hangisi söylenemez denmiş? Peki hocam, asetil koA, Krebs ETS su oluşmuş. Burada böyle bir enerji işaretleri var. Hocam krebs de olur, glikoliz de olur, ETS de olur. Mümkün. Böyle bir eşleştirme ortaya çıkabilir. Tamam. Oksijenli sonunda gerçekleşmesi zorunlu ilk tepkime glikolizdir. Şimdi zaten olayımız glukozla başlayan dediği için bu ifade doğru. Yoksa mesela aminazda başlasaydı glikoliz e, böyle bir şey yok hocam. Glikoliz olayı istoplazmada gerçekleşir. Doğru. Krebs döngüsü başlamadan önce mitokondrin matriksine piruvatlar geçer. Doğru. Sitrik asitin oluşması Krebs tepkimelerinin başladığının kanıtıdır. Yani bu ifade doğru bir ifade hocam. Krebs döngüsünün diğer adı zaten sitrik asit döngüsü. Peki glukozun parçalanmasıyla kazanılan ATP'lerin büyük kısmı Krebs evresinde üretilir. Ya hocam bir kere ATP'lerin en büyük kısmı elektron taşıma sisteminde üretilir. Krebs de üretilse 2 ATP. Glikolizde de 4 ATP üretilir kıyas yaparsa dikkat edin tamam sayısal ifade sormuyorlar ama kıyaslama sorabilirler peki geldim 15. soruya grafikte etil alkol ve laktik asit fermentasyonu özetlenmiş bazı bakteriler memeli kasları maya laktik asit etanol Pirüvik asit basamağından sonraki reaksiyonların gerçekleşmesinin temel nedeni. Yani pirüvik asite kadar ben zaten ATP ürettim amacıma ulaştım. Neden hala devam ediyorum hocam reaksiyonlara? Çünkü bu glikoliz reaksiyonları sırasında NAD indirgenip NADH oluşuyor. Benim bunları tekrar kullanılabilir hale getirmem lazım. Yani koenzimleri yükseltmem lazım. Gerisi şık doldurma. Lütfen amacı iyi öğrenin. Bazı kaynaklar tabii artıkları uzaklaştırmak diyebilir ama esas esas arkadaşlar sebep koenzimleri yükseltmek. Tamam. Bir molekül glikoz, oksijenli solunumla değil de etil alkol ile yıkılırsa hangisi beklenmez? Hmm. Şimdi hangisinde değişim olması beklenmez diyor ya. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki elimde bir oksijenli solunum var bir etil alkol fermentasyonu var. Şimdi indirgenen fat sayısı oksijen sonunda var. Etil alkolde olmadığına göre otomatik olarak değişti. İndirgenen nat oksijenli solunumda hem glikolizde hem krebste indirgeniyor. Ama burada sadece glikolizde indirgeniyor. Sayı değişti. Açığa çıkan karbondioksit oksijen solunumda tamamı yıkıldı glikozun. Ama burada belli bir yere kadar yıkıldı. Açığa çıkan ısı miktarı zaten solunum reaksiyonları ve fermentasyon reaksiyonları egzotermiktir. Egzotermik reaksiyonlarda düşünseniz de tamamına yakınını yıktığım zaman ben bütün karbonlarına kadar daha çok ısı açığa çıkacak o ara basamaklardan. Oluşan piruvat. Aynı hocam. İkisi de glikoliz reaksiyonu sırasında iki tane bir glikozdan iki piruvat oluşur. Piruvat 3 karbonludur. 2 kere 3 6 glikoz 6 karbonludur. Bu da glikoliz reaksiyonları sırasında zaten karbondioksit çıkmadığını gösterir hava sağlanmış kilit cümle hazırlandıktan sonra içine bir mayası eklenmiş peki Termostatım var, termometrem var, sıcak su, şeker çözeltisi, gaz oluşuyor. Tamam. Şimdi hocam hava salınmış bir ortamda gaz oluşuyorsa bunun adı neydi? Karbondioksit. Ne yapılmış? Etil alkol fermentasyonu yapılmış. Çünkü biz sadece laktik asit ve etil alkolü bilmek zorundayız. Başka bir şeyle gelmeyin bana. Çözeltteki şeker miktarı azalır. Sonuçta bu besin tüketilecek. Termometrik civa seviyesi düşmez, yükselir. Çünkü bu bir egzotermik reaksiyon. Gaz kabarcıklarının oluşması. Ya hocam şimdi... Ee, burada gaz kabarcıkları dediğim etil alkol fermentasyon, karbondioksit zaten. Ortamın pHının düşmesi karbondioksitten kaynaklanır. Şimdi bakın dikkat edin. Hangilerinin birlikte gerçekleşmesi etil alkol fermentasyonu yaptığını doğrular. Şekeri tükettim. Gaz kabarcığı oluştu. pH düştü. O zaman cevabım ne olur? 1, 3 ve 4 olur. Peki. Fermentasyonda enerji veriminin düşük olmasının nedeni? E, tam yıkmıyorsun ki. Hala içerisinde enerji olan bileşiklerin var. Yani cümle olarak ben bunu bulacağım hocam cümleler içerisinde. ETS reaksiyonların olmayışı. Bak şimdi bu mümkün mü? Mümkün. ETS olsaydı buradaki elektron taşıma sisteminde elektronların enerjisiyle bir şeyler yapacaktım. Organik madde tam yıkılamamış. Hala içerisinde enerjisi olan 2 karbon 3 karbonlu bileşikler var. Koenzimlerin farklı reaksiyonda yükseltgenmesi. Çok güzel ya. Bu cümle çok güzel. Yani mesela fermentasyonda son ürün reaksiyonu var. Ama şöyle ATP üretmek değil. İndirgenen koenzimleri yükseltkemekte değil mi? Ama elektron taşıma sisteminde olsaydı bu iş o yükseltgenme reaksiyonları sırasında bir de elektronların enerjisiyle ATP sentezlenecekti bir şekilde. Dolayısıyla burada arkadaşlar üçünü de örnek alabilirim. Hangisi fermentasyon örneği değildir? Laktik asit, Hamurun mayalanması etil alkol fermentasyonu, üzüm suyundan şarap etil alkol fermentasyonu, sütten yoğurt laktik asit fermentasyonu, ekmeğin küflenmesi tamamen bir saprofit aktivitedir arkadaşlar. Çürümedir, fermentasyon değildir tamam Peki devam. Tabloda 3 farklı deney ortamı özetlenmiş. Buna göre verilen olaylardan hangilerinin her 3 deney ortamında da gerçekleşmesi beklenir. Şimdi her 3 deney ortamında gerçekleşecekse eğer. Bakıyorum buradan. pH değerinde düşme. Hocam bak aerobik. Yoğurt bakterisi maya mantarı. Şu yapacak etil alkol. Şu yapacak laktik asit. Şu yapacak oksijenli solunum. Birinde karbondioksit çıkacak. Pardon ikisinde karbondioksit çıkacak. Birinde de laktik asit çıkacak. Hepsinde pH düşecek. Sodyum hidroksitin saydamlığını kaybetmesi her üç deney ortamında olmaz. Çünkü yoğurt bakterileri laktik asit fermentasyonu yapar. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkmaz. Ortamın ısısı artar. Neden? Çünkü üçü de egzotermik. Üçü de egzotermik, üçünde de asidik bileşikler oluşur. Mitokondrinin iç zarının kıvrılı sağladığı temel avantaj ne demiştim? Bir yer kıvrımlıysa yüzey alanını arttır. Tamam? Yani şu uzunluğu şuraya sıkıştırabilirsin. Bak yüzey alanı. Bunun gibi uzunlukta bir sürü şey ekledim. Tamam? Diğerleri şık doldurma. Sorunun cevabına odaklan. Yüzey alanını arttırmak. Mitokondri ve peroksizom organelleri için verilen görevlerden hangileri ortaktır? Benim için değerli. Peroksizom organellerin sümüklü çocuğu diyordum. İkisi de oksijen tüketir. Doğru mu? Peroksizom oksijen üretir aynı zamanda. Neden çünkü işte hidrojen peroksit parçalar mesela. Enerji üretimi mitokondri ile alakalıdır. O zaman cevap yalnız bir kimin ne yapıp kimin ne yapmadığı değerli bir kıyaslama sorusudur. Krebs öncesi gerçekleşen reaksiyon özetlenmiş. Tamam. Hocam burası piruvat. Bak ben sana söyleyeyim. 3 karbonlu piruvat. Ne çıkacak? Karbondüks çıkacak. Nereden biliyorsun? Çünkü 2 karbona düşmüş. Bu 2 karbon kim? Asetil koenzim A. Hocam A karbondüks moleküldür. Doğru. 1 numaralı yapı piruvattır. Doğru. 2 numaralı yapı yalnızca mitokondi içinde oluşabilir. Hocam asetil koenzim A. Hmm. Şimdi bu reaksiyon oksijensiz solunum olsaydı Oksijensiz solunumda prokaryot canlılarda görülürdü. Prokaryotlarda mitokondri yoktu ama asetil koa oluşabiliyordu. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Cevap ne olur? 1 ve 2 olur. Verilen moleküllerden kaç tanesi mitokondri zarından geçmesi beklenmez? Bak ATP üretilir. Mitokondan çıkar. Oksijen kullanmak üzere girer. Karbondioksit Krebs reaksiyonları sırasında oluşur çıkar. Hocam Nadaş zaten Krebs reaksiyonları sırasında ee, özür düm, glikoliz reaksiyonları sırasında oluşturulur, elektron taşıma sistemine gönderilir. Bak, glikozun girmesi beklenmez, glikoz girmez arkadaşlar. Glikoz yoksa piruvata niye parçalansın ki, niye uğraşım ki? Gönder gitsin derdim. O yüzden cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Evet, denemeye girmiyoruz tabii ki. Canlı yayında görüşürüz.